kaskoda veya sigortada vermiş olduğunuz bir rakam var. Mesela diyelim ki aracınızı kasko yaptırdınız, 1000 lira, 2000 lira gibi bir rakam verdiniz. Evet. Buna karşılık da size işte bir araç parası da verilebiliyor. Aracınız komple mesela pert oldu, araç parasını size verebiliyorlar. Ya da işte aracınızın belli bir yerlerinde hasar oluştu, onun mukabilinde kaç para tuttu? 3000 lira, 5000 lira para tuttu. Evet, burada evet, paranın parayla takası şeklinde bir şey mi oluyor hocam? Zaten onu biraz önce onu söyledim. Evet. Yani ribel fadil ve ribel nesa gibi ifadeler burada paranın parayla olan takası. Evet. Sadece bu da değil yani. Burada daha başka etkenler de aslında yok değil. Ama bütün bunlara rağmen mesela bazı durumlarda yine fetva verilebiliyor. İşte trafik sigortasında da aynı olay vardır. Ama trafik sigortasını yaptırmadan aracın trafiğe çıkma imkanı yoktur. Evet. Bir mecburiyet vardır. Olabilir. Veyahut da işte sizin kiralama şirketiniz vardır, rentekar firmanız vardır, araç veyahut da taşımacılık yapıyorsunuz. Devlet mecbur tutuyor orada. Mecburiyetten dolayı otobüslerde, tırlarda. Otobüslerde oluyor. İşte diğer dediğimiz gibi araçlarda veyahut da rentekar taksilerde yani bu işi tabii resmi usul olarak yapıyorsanız burada da kasko yaptırmaya mecbur tutuyorlar size. Bu gibi durumlar haricidir. Yani zaruretten kaynaklanan durumlar. Tabii burada zaruret derken hacet anlamında bir zaruret. Yoksa ıslahi anlamda bir zaruret değildir. Yine bazı bölgeler vardır ki gerçekten terör bölgesi, ciddi anlamda sıkıntılar var. O gibi yerlerde de şahsa hususiyetle, yani şahsa özel bazı fetvalarda verilmemiş değildir, verilebiliyor. Ama genel anlamıyla ya işte ben yeni araba aldım, dışarıda bırakıyorum, yani kendi kalben rahat edeyim, ben bunun sigortasını yaptırayım, işte kaskosunu yaptırayım. Yani bu bir keyfi bir uygulama olacağı için buna fetva verilmemektedir dediğimiz gibi bizim kurulumuzda. Bu mecbur yapanlar da hocam parayı öderken hani paranın parayla aynı cinsten takas olmaması yönüyle farklı bir para cinsiyle mi ödeme yapmaları gerekiyor yoksa normal yapabilirler? Yok, o bağlamda öyle bir şey. Çünkü bu hani biraz önce dedik ya içtihadi bir olaydır. Yani buna cevaz verenler paranın parayla bir takas olarak düşünmüyorlar. Meseleyi ne olarak düşünüyorlar? Bir hizmet olarak düşünüyorlar. O hizmet elbette bir bedel karşılığında yapılıyor. Dolayısıyla para parayla takas edilmedi. Yani bu bakış açısı da vardır, yok değil. Evet. O yüzden yani kat'i bir olay olmadığı için bu gibi ihtiyaca binaen buna fetva verilmiş. Ha bu taavün yoluyla olursa bu ittifak da caiz olur. Yani ticari gaye değil, taavün. Nasıl olacak? 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi kendi aralarında toplanıyorlar, bir havuz oluşturuyorlar. Biz işte buraya bu havuza para koyalım, işte bir tüzük oluşturalım. Bu tüzüğe göre aramızda şöyle şöyle sıkıntılar olan kimse bu havuzdan bu parayı kullansın. Gerek borç olarak kullansın, gerek işte hibe olarak kullansın. Kendi aralarındaki anlaşma. Ha burada bir üçüncü bir şahıs, yani tamamıyla bir ticari gaye olmadığı için buna taavun sistemi deniyor. Günümüzde tekafül. Ki finanslar kurumlarının bazılarının yaptığı ifade ki onların da tabi bazı problemleri olmakla beraber onlara da biz fetva vermekte değiliz bu noktada. Tekafül sistemi, taavun sistemiyle olursa bu caiz olur. Ama ticari anlamda bir firma kalkıp da işte ben sigorta sistemi yapıyorum, bu tamamıyla ticarete yönelik, kâra yöneliktir. Yaptıran açısından bir mecburiyet varsa o kişi için belki caiz olacaktır ama yapan kimse açısından bir mecburiyet olmadığı için... Aracılar da aynı şekilde. Yani tabii aracılar, ajentalar neyse aynı, bunlar diyorsun. Da aynı konumda olacaktır.